850 personelle müdahalemiz devam ediyor. Hava araçları şu ana kadar 7000 ton su attı. Kara araçlarıyla yani arazözlerimize de 50.000 tonun üzerinde toplamda 56.000 57.000 ton civarında su atmış olduk. Pembecik Mahallesi'nde ve diğer mezralarımızda 81 hanemizi tedbiren boşaltmıştık. Evlerine döndüler. Can ve mal kaybı yok. Tabii ki bazı ufak tefek hasarlar var. İlk belirlemelere göre bir metruk evde hasar var. Bir konut az hasarlı. İkisinde de iki ağır hasarlı müştemilat ve bazı seralarda da hasar bilgisi olduğu tespitlerimiz var. Tarım arazilerindeki hasarlarla ilgili de tespit çalışmaları önümüzdeki günlerde başlayacak. Yaklaşık 1500 hektar alan bundan etkilenmiş vaziyette. Bir kısmı örtü yangını. Yani alanın tamamı yandı diyemeyiz. Ama 1500 hektarda toplamda bir hasar gözlemlenebiliyor. Yangının kaynağı enerji nakil hattından kaynaklandığı şüphesiyle 4 kişi gözaltına alınmış vaziyette. Soruşturmaları devam ediyor. Hatay Hassa Gazel Uşağı ile alakalı da yine Perşembe günü çıkan saat 19.46 sularında çıkan aynı anda iki ayrı noktada çıkan yangınla alakalı 39 saattir devam eden yangınla alakalı da bilgilendirme. Genel bilgilendirme açısından bir uçak, 4 helikopter, 64 arazöz, 12 iş makinesi ve 140 personelle bu yangına da müdahale sürüyor. Yaklaşık bu yangında 200 hektar alan da etkilenme var. Bunun da bir kısmı örtü yangını. Tabii ki Hatay özelinde özellikle yolların olmaması, arazinin sarp olması, her iki yangın özelinde de sıcaklığın yüksek, nemin düşük ve rüzgarın yüksek olması negatif yangınların seyrini etkiledi. Hatay'da can ve mal kaybımız yok. Yangının çıkış sebebiyle ilgili Hatay özelinde kolluk kuvvetlerimiz araştırmalarına devam ediyor. Orman yangınlarının söndürülmesi için devletimiz, sizler de hep beraber burada günlerdir beraberiz. Hiçbir masraftan kaçınmayarak gereğini yapıyor. Tek bir ağaca dahi biz paha biçilemeyecek şekilde çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Tekrar her yangın sonrasında hatırlattığımız gibi anayasanın 169. maddesine göre ormanlık alanlarla ilgili buralar yansa dahi buralarla ilgili farklı bir tasarruf yapılması söz konusu olmaz. Yani özetle buralarda ne otel yapılır, ne han yapılır, ne hamam yapılır, ne kervansaray yapılır, ne de buralar imara açılır. Tekrar buralarda ilk müsait ekim dikim zamanında da tekrar buralar ağaçlandırmak için arkadaşlar çalışmalarına başlayacaklardır diye düşünüyorum. Bakanlığımızca ormanlık alanlarda belirlenen piknik alanları dışında ateş yakmayarak tarla bahçe temizliği ve hasat sonrası da anızları yakmayarak ormanlarımızın korumasına büyük katkı sağlamış oluruz. Hepiniz artık biliyorsunuz İHA'ları kullanıyoruz. İHA'lar hem yangının yönetimi hem de tespit açısından son derece önemli. Ama yangın tespitlerinde hala vatandaşımızın bizleri arayarak bu konuda duyarlılık göstermeleri son derece önemli. Bu anlamda Alo 177'nin kullanılmasını son derece önemsiyoruz. Bunu da tekrar bir hatırlatmış olalım. Şükürler olsun ki hem Hatay'daki hem de Mersin'deki yangınlarımız kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sahada tek bir kıvılcım kalmayana kadar devam edecek. Bu soğutma çalışmaları hepinizin bildiği gibi bir günden fazla sürebilir. Kaç gün sürmesi gerekiyorsa soğutma çalışmaları devam edecek. Ama kontrol altına alındı demek yangınların hepsinin, yangın odaklarının etrafının çevrildiğini, buralarla alakalı yangının artık büyüme ihtimalinin çok istisnai durumlar dışında kalmadığının ifadesidir demek istiyorum. Hatay yangını ile ilgili biraz evvel sabah kalkan İHA'mız önce
Hatay yangınına gönderdik. İHA'mızın tespit ettiği kadarıyla Hatay'da sıcak bir nokta yok. Yani burası burada bir ciddi bir başarı sağlanmış demektir. Ama Mersin'e de özellikle bu bölgede biraz evvel İHA'mızı yönlendirdik. Buradaki sıcak noktaların tespiti ve yer ekiplerine de bunun iletilmesi ve koordinasyonun yönünde de çalışmalarımız devam ediyor. Bu 50 saatlik süre içerisinde sadece Mersin ve Hatay yangınlarıyla değil, 32 orman yangını, 25 de kırsal yangınla mücadele etmek kaydıyla toplamda 57 yangına müdahale ettik. Bu yangınlarda tabii ki gönül ister ki tek bir ağacımızı kaybetmeyelim. Ağaçların ötesinde tabii ki elbette de yaban hayatıyla ilgili de zaman zaman kayıplar yaşayabiliyoruz. Yaban hayatının kayıplarından dolayı da son derece üzgünüz. Orman yangınlarımızla mücadelede başta orman teşkilatımızın kahramanları olmak üzere valiliğimize, jandarmamıza, AFAD ekiplerimize, sağlık ekiplerimize, belediyelerimize ve siz değerli basın mensuplarına da teşekkür ediyorum. Tekrar sözlerimi bitirirken orman yangınlarına karşı özellikle bayrama da girdiğimiz bir dönemdeyiz. Bu dönemde çok dikkatli olmamızı, tekrar belirlenen alanlar dışında, piknik alanları dışında ateş yakılmamasını son derece önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Gelmiş geçmiş olsun. Sağ olun efendim.